Merhaba arkadaşlar. Tayfun Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün size bu programda Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı oyuncularından geçen senenin MVP'si Kelsey Plum'u tanıtmak istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Programa başlamadan önce çok değerli arkadaşım Yener'e buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Geçen sefer kendisi üzerimde Golden State t görünce Houston'la ilgili bir t-shirt yok mu demişti. Ben de ona ithaf ederek bu Houston Rockets ve ile bu programı yapıyorum. Kendisine buradan bir kere daha selamlar olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü ko yayınımızın konusu Kelsey Plum. Kimdir Kelsey Plum? Biraz kendisinden bahsedeyim. 24 Ağustos 1994 San Diego Amerika doğumlu Amerikalı bir oyuncu. Ee, babası ve annesi, özellikle babası e, spora yatkın bir kişilik. E, San Diego Üniversitesi'de e, bursla hem e, futbol e, hem de beyzbol oynamış bir kişi. Çocuklarını da e, spora yönlendirmiş bir kişi. E, şey Kelsey'nin e, kendisinden başka iki tane kız kardeşi, bir tane de erkek kardeşi var. E, diğer iki e, kız kardeşi özellikle voleybol e, oynamaya devam ediyorlar. E, Kathleen e, UC Davis Üniversitesi'de. Ee, Lauren da e, Oregon e, State University'de şu anda öğrencilik hayatlarını devam ettiriyorlar voleybol bursuyla. Özellikle Lauren, e, Oregon State Üniversitesi Amerika Milli Takımı'na kadar seçilmiş başarılı bir voleybolcu. E, Kelsey Plum e, biraz da babasının yönlendirmesiyle olsa gerek. E, özellikle... E, Lise çağında hem voleybol hem de basketbol oynamaya başladı ve bu sporda özellikle fiziksel gelişimin de etkisiyle oldukça başarılı sonuçlar elde etti. Liseyi San Diego'da La Jolla County High School'da tamamladı. Bu okulda özellikle basketbolda oldukça başarılı yıllar geçirdi. Öyle ki önce okulda 2009 yılına dönelim. 2009 yılında burada voleybol oynayarak okul takımına girdi ve bu voleybolda o kadar başarılı oldu ki takımla beraber eyalet Ale Şampiyonu oldular 2009'da. Daha sonra kendisini basketbola kanalize etti. 2012 yılında bulundukları eyalette Division diye geçiyordu. Bulundukları Division şampiyonluğu kazandılar. 2013'te kendisinin gelişimine paralel yine bulunduğu Division'da yani California'da bulunan Division'da takımını Division şampiyonu yaptı. Ve eyalet State Championship'e taşıdı. Bu başarısıyla beraber e, California bizim bileceğimiz dille bölge e, karmasına e, seçildi 2012 ve 2013'te e, üst üste iki kere e, aynı zamanda da 2013'te Amerika e, USA Today e, All Team ikinci takımına e, seçildi ve elde ettiği bu başarılar e, sonucunda da e, Washington University, University of Washington'da e, bir burs kazanarak e, basketbol bursuyla okumaya başladı. Evet, burs kazandığı üniversite, University of Washington. Bu Washington DC ile karıştırılmaması gereken bir yer. Bunu Amerika'yı bilenler bilir. E, Seattle eyaletindeki Washington şehrinin e, üniversitesi. E, hiç öyle hani e, küçümsenecek bir üniversite değil esasında. Çok e, ünlü e, tanıdığımız e, kişileri mezun etti. Mesela Bill Gates. Bill Gates'in babası e, buradan mezun. Aynı zamanda... E, biz Boston Celtics'le tanıdık. Kısa süre Cleveland Cavaliers e, şeyi de oldu, e, kariyeri de oldu NBA oyuncularından. E, şu anda Denver Nuggets'ta oynayan e, Sacramento Kings'de de e, trade edilmiş olan Isaiah Thomas e, buradan mezun. E, çok ünlü sol e, sanatçısı e, yaşı bana yakın olanlar bilir, Barry White e, buradan e, mezun e, ve aynı zamanda da e, yine yaşı bana yakın olanlar, Dallas dizisini hatırlıyorlar, fotoğrafı. E, bu üniversiteden e, mezun çok e, güzel ve kariyerli bir üniversite fakat bayan basketbolunda özellikle e, Kelsey gelene kadar e, elde ettiği başarılar o kadar da hani böyle büyük e, kitlelere ulaşmış bir üniversite değildi Kelsey'nin gelmesiyle Bence açıkçası yani 4 senede, daha yeni de mezun sayılır 2 sene önce mezun oldu. Çok büyük başarılar elde ettiği üniversite ve Kelsey Plum sayesinde de ismini duyurdu. Hemen istatistiklerine göz atalım isterseniz. Kelsey, University of Washington'a geldiğinde ilk senesinde 33 tane maç oynadı. Bu 33 maçta toplamda 20.9 sayı ortalaması, 2.74 asist ortalamasıyla ile seneyi, tamamladı. Çaylek oyuncu için oldukça iyi e, rakamlardı. E, ve gittikçe de takım alışmaya başlıyordu. Nitekim ikinci senesinde rakamları e, ortalama sayısı 22.6'ya, asist ortalaması 3.27'ye çıktı. Özellikle burada oynadığı e, 34 maçın tamamında e, forma giydi. Bir maçta ikinci senesinde 45 sayı atarak, hem kendi rekorunu hem de okulun bayanlar kategorisindeki sayı rekorunu bir maçta atılmış en yüksek skor olarak hala elinde bulunduruyor. Üçüncü yılında ise sayı ortalaması 25.9'a yükseldi. Asist ortalaması ise 4.16'ya çıktı. Bunun bu senede 37 maç oynadı ve 37 maçın tamamında 10 sayı ve üzerinde yani çift tane de rakamlara e, ulaştı her seferinde. E, gittikçe istikrar kazanan e, muhteşem bir basketbolcu olma yolundaydı. Takımı da çok iyi yönetiyordu. Asist sayılarından da e, görüldüğü üzere. 4. senesinde ise e, performansı top noktaya ulaştı artık. 31.7 sayı ortalaması. 4.80 asist ortalamasıyla oynadı ve e, muhteşem bir e, noktaya getirdi üniversitesini. Chelsea'yi öyle bir noktadaydı ki University of Washington'dan mezun olduğunda mezun olurken elde ettiği elinde bulundurduğu rekorlardan şöyle biraz bahsedelim. Bir kere bütün üniversitenin o zamana kadar kadarki programda diyeyim size. toplam atılan sayı rekoru kendisindeydi. Eee 3 sayı rekoru yine kendisindeydi. Yine aynı şekilde serbest atış yüzdesinde en yüksek isabet kaydeden oyuncuydu. Bu konuda da rekor kendisindeydi. Ve sıkı durun bütün NCAA okulları arasında baktığımız zaman Kelsey Plum NCAA'deki ee, en yüksek e, skor ortalamasına sahip kişiydi e, bu zamana kadar. Aynı zamanda bu başarılarının e, dikkat çekmesi neticesinde milli takıma da e, seçildi. Milli takımda da bu başarısını sürdürdü. Örneğin en son 2018 e, FIBA Dünya Kupası'nda altın madalyayı e, kazandı Amerika milli takımı. Ve o da bu part, e, bu takımın önemli e, oyuncularından bir tanesiydi. E, oynadıkları elemeler dahil 7 maçta 10 ve üzeri asist e, yapan bir oyuncuydu. E, bütün o Amerika takımında en çok sürü alan, en çok asist yapan, en çok sayı isabeti sağlayan oyuncuydu. Kelsey Plum üniversiteden mezun olduktan sonra 2017 yılının draftında e, Women NBA takımlarından e, San Antonio tarafından birinci sırada seçildi. Yani o denli bir e, önemli bir oyuncuydu. E, hiç kimsenin e, kaçırmak istemediği bir oyuncuydu ve e, ilk senesini San Antonio e, takımında e, tamamladı. Çaylak sezonunu diyeyim. E, burada e, All-Star Rookie takımına yani çaylak takımına e, seçildi. 9 sayı ortalamasıyla oynamak bence hani bir e, çaylak açısından oldukça güzel e, bir E, Bir maçta 12 asist yaparak o sene kendi asist rekorunu kırdı Washington karşısında. Yine aynı zamanda Seattle karşısında kendi mezun olduğu üniversitenin Women NBA takımı Seattle'la karşı sayı rekorunu kırdı. 23 sayı attı o sezon ve ilk sezonunu San Antonio'da tamamladı. 2017-2018 sezonu ee, 2017'de Women NBA'yi tamamladıktan sonra bizim için çok heyecanlandırıcı bir gelişme oldu. Kelsey Plum e, Türkiye'de Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Ya bu Şöyle söyleyeyim size, Women NBA'de oynayıp birinci sırada seçilmiş olan bir oyuncunun ilk defa e, yurt dışı deneyimini e, bir Türk takımıyla ve Fenerbahçe ile e, yaşayacak olması e, Türk basketbol severleri açısından çok bence e, önemli ve ayrıcalıklıydı. Ama tabii e doğruya doğru şimdi hepimiz biliyoruz. Türkiye'de hani futbol ön plandadır. Futboldan sonra biraz basketbol geliyor. İşte ben de dahil olmak üzere bazı kişiler basketbolda böyle biraz farkındalık da yaratmaya çalışıyoruz ama basketbol derken de yine erkek basketbol ön planda ve EuroLeague maçları ön planda. Ama gerçekten bakın bu dediğimi unutmayın. Kelsey Plum çok ama çok değerli ve kariyerli bir oyuncu. Türkiye'ye gelen bayan basketbolcular içerisinde belki de en düzgün eğitimli, en ne istediğini bilen hani en belki de hani düzgün basketbol oynamaya çalışan yani hem oynayan hem oynatmaya çalışan mükemmel bir basketbolcu. Ben Buradan yine Berkey'e selam olsun. O bilir, 14, 14 basketbol oyuncudur. Biliyorum ki genç basketbolcular içerisinde hani örnek alınabilecek bir point guard. Çok güzel ve iyi bir oyuncu. Bu anlamda Türkiye'ye gelmesi en azından beni çok heyecanlandırdı. Zaten geçen sene ve bu sene halen oynadığı maçlarla da bunu bize gün be gün ispat ediyor Kelsey Plum. Evet, ne dedik? Kelsey Plum... Türkiye'ye geldi, Fenerbahçe tarafından transfer edildi ve Türkiye'ye geldi. 2017-2018 sezonunda Kelsey Plum, genelde hani bunu lisedeki rakamlarına baktığınız zaman, üniversitedeki rakamlarına baktığınız zaman da e, anlıyoruz. İlk geldiği sezon bir alışma e, devresi geçiriyor. Bu alışma devresinde Kelsey Plum e, 27 maç oynadı Türkiye Ligi'nde. 12 sayı ortalaması, 3 asist ortalaması. ...iki buçuk rebound ortalaması ve bir top çalma ortalamasıyla e, ligi e, bitirdi. O e, sezonun sonunda, e, bu arada Euroleague'de de e, oynadı tabii Fenerbahçe, ondan da bahsedeyim... ...o Euroleague'de yine takip edenler bilir, işte bu e, Ekaterinburg e, Rus takımı, e, Dinamo Kurs gibi e, takımlar... ...çok e, böyle dominant takımlar, işte Diana e, Tauris'in oynadığı e, takım e, olduğu için belki hatırlarsınız... E, kendi kariyer e, sayı rekorunu, hani Euroleague'deki kariyer, e, kariyer e, rekorunu Ekaterinburg takımına e, karşı attı 24 sayıyla. E, yine 17 maç oynadı. 8.6 e, sayı, 2.18 asist ortalamasıyla oynadı. E, bu alışma e, seno, sezonunda öyle söyleyeyim. Ve e, Fenerbahçe onun da e, özellikle finallerde verdiği muhteşem katkıyla... Yakın Doğu Üniversitesi'nin ki bir önceki sezonun şampiyonuydu Yakın Doğu Üniversitesi. Fenerbahçe'de Kelsey Plum'un katkısıyla Yakın Doğu Üniversitesi'ni ...üç 3 maçta da geçip şampiyon oldu. finaller MVP'si seçildi kendisi. Yani muhteşem bir oyuncuydu. Ben hep televizyondan izliyor izledim ilk sene kendisini. bir fırsat bulup açıkçası canlı bir maçını izleyemedim o anlamda. Ama televizyondan izlemek bile e, kalitesini gerçekten e, çok ciddi e, belirtiyordu. Tam 18 maçta e, 10 sayı ve üzerinde e, sayı attı. Yani e, tam 18 maçta e, çift tane rakamlara ulaştı. Muhteşem bir e, sezon geçirdi. İlk senesi Türkiye'de bittikten sonra e, Kelsey Plum tekrar e, ...Women NBA'ye döndü. Bu seferki e, durağı... E, ...Las Vegas Aces'di e, takım olarak. Las Vegas e, takımına transfer oldu. İkinci senesini... E, ...yaşayacaktı Women NBA'de. E, i̇lk sezonuna göre... E, ...rakamlarını ve aldığı süreleri... ...çok e, fazla arttırdı. 9.5 e, sayı ortalamasına... E, ...çıktı... E, ...ikinci senesinde. E, yine ilk double-double'ını... ...Women NBA'de yaptı. 20 sayı 13 e, asistle Atlanta'ya karşı kariyerinin en yüksek reboundunu çekti 9 reboundla Galaksi'ye karşı özür diliyorum ve tam 14 maçta 10 sayı ve üzerinde attı. Çok hani göz kamaştırıcı skorlardı kendisi açısından. Muhtemelen bu sene de bittikten sonra yine bir Women NBA takımı ile anlaşacak ve başarılarını sürdürmeye devam edecek. Ve bu geçtiğimiz yazıda ee, bu şekilde tamamladıktan sonra tekrar Türkiye Ligi'ne ve Fenerbahçe'ye döndü. 2018-2019 sezonunda tekrar Fenerbahçe'ye dönen e, Kelsey Plum e, tabiri caizse bıraktığı yerden devam etti. Bu defa e, rakamlarından yine e, bahsedeyim size. Bir kere aldığı e, süre 22 dakikalardan, 24 dakikalardan daha doğrusu 28,5-29 dakikalara e, çıktı. E, koçu kendisini çok verimli kullanmaya başladı. Sayı ortalaması 12 sayıdan 17 sayıya, asist ortalaması da 3.59 asiste çıktı. Bu arada top çalması da 0.99'lardan, bir hani diyelim ona, bir top çalmalardan 1.17 top çalmalara kadar çıktı. Yine Euroleague'de bence iyi performanslar gösterdi. Fenerbahçe takımı bir dönem tabi El elendi yine o güçlü takımlar karşısında Final Four yapamadı ve tekrar lige döndü. Şu anda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi hala devam ediyor. Playoff maçları başladı. Fenerbahçe playoffta bir önceki turda Beşiktaş'ı en son yarı finallerde de 5. maç sonunda Galatasaray'ı eledi ve finalde Çukurova Basketbolla Fenerbahçe final serisine başlayacaklar bu video çekildiği anda. Ben işte bu sezon Kelsey Plum'ı iki maçta izleme fırsatı buldum. En son izlediğim zaman birkaç gün önce oynanan Fenerbahçe Galatasaray yarı final playoff serisinin beşinci maçıydı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan o maçta yani gerçekten o maçın da ayrı bir hikayesi var tabi bunu maç yazımda yazmıştım zaten tayfungözünden.com'da okuyabilirsiniz ama o maçta gerçekten Fenerbahçe açısından dış şutlar anlamında her şey çok ters gidiyordu yani şutlar bir türlü girmiyordu ve bir şekilde bir lidere ihtiyaç vardı bir şekilde kör topal gidilebiliyordu ama yine de doğru dürüst istediği olmuyordu Fenerbahçe'nin İşte tam o sırada 51-41 yenikken Fenerbahçe 3.5 dakika kala maçın bitmesine Kelsey Plum devreye girdi yani çok net pozisyon önümde olduğu için söylüyorum. Önce yine bir pozisyonda çok doğru bir atış karşısına geldi, şutu attı ve üçlük atışını. Ve yine potanın içinden çıktı. İçerideki oyuncunun Stolkin'in galiba tiplemesiyle top tekrar kendisine geldi. Normalde bir oyuncu işte pasa gider, İşte başka bir sayı opsiyonu dener. Fakat kendisi büyük bir özgüvenle yine kendine inanarak kaldırdı ve tekrar üçlüyü denedi ve o girmeyen e, defalarca de girmediği Fenerbahçe'nin üçlüklerde yine ikinci üçlüğüyle e, kader e, döndü ve Fenerbahçe e, onun da e, daha sonra asist e, performansını da eklemesiyle kalan 2,5-3 dakikalık sürede e, maçı kazanmayı bildi 54-51. E, Kelsey Plum e, orada tekrar hani bence kalitesini belli etti. Şimdi e, final serisi devam ediyor. Dolayısıyla bu videoyu e, yapıyorum Kelsey Plum hakkında ama daha Kelsey hikayesi devam ediyor. Unutmayın 25 yaşında e, bir oyuncu. 1.74 santim boyunda bir oyuncu ve e, basketbol tekniği olarak konuşacağım. E, çok uzun süredir e, gördüğüm özellikle bayan basketbolunda gördüğüm en hani vücutsal açıdan en dengeli en hani e, doğru orantılı ve en e, düzgün oynayan basketbolcu diyebilirim. Yani gerçekten hani e, yeni jenerasyon hani basketbolcu adaylarının özellikle oyun kurucu pozisyonunda oynayan basketbolcu adaylarının bence gerçekten hani kadın erkek demeden örnek alması gereken bir oyuncu. Başarılarının e, devamını diliyorum. Zevkle izlemeye devam edeceğim. İnşallah becerebilirsem bir maçına daha gitmek istiyorum. Belki ondan sonra bir video daha yaparız. Ve kendisinin başarıları hakkında biraz daha konuşma fırsatı da buluruz. Evet arkadaşlar size bu videoda Fenerbahçe'nin iki sezondur oynayan Amerikalı oyun kurucusu, bayan basketbolcusu Kelsey Plum hakkında biraz bilgi vermeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. E, beğendiğinizi ümit ediyorum. Beğendiyseniz ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Tayfun Gözü'nden. Aynı zamanda bu tür basketbolla ilgili e, yazdığım yazıları okumak istiyorsanız da tayfungözünden.com e, sitemi ziyaret edebilirsiniz. Orada ilginç yazılar, dikkatinizi çeken yazılarda da bulacağınıza eminim. Hepinize tekrar görüşürüz diyorum ve selamlarımı iletiyorum. Bay bay.